Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Snapchat tanıtımıyla daha karşınızdayım. Evet. Bugünkü Snapchat'ımız arkadaşlar 18W08B Snapchat'ı. Ve beklenen balıklar en sonunda Minecraft'a geldi. Şuraya bakar mısınız? Bakın yaklaşınca küçük olanlar büyüyor. Bakın şurada küçücük bir tane var. Hop. Bakın büyüdü. Daha da büyüyebiliyorlar. Bu kadar büyüyorlar. Bakın görüyor musunuz? Tamam. Şimdi. Şunlar. Allah. Balıkların yumurtalar arkadaşlar. 3 tane çeşit balık geldi. Birincisi kirpi balığı. Pufferfish. Böyle bir şey. İkincisi salmon. Şu kırmızı olanı. Üçüncüsü de kod. Kod. Aynen. Öyle bir balık. 3 tane balık geldi zaten. Ve şu en büyükleri, uzun olan büyükler salmon arkadaşlar. Kırmızı balık. Şu en küçükler, yanına gidince büyüyen, daha da yaklaşınca kocaman olan kirpi balığı. Ve diğer şu küçük normal balıklarda kod balığı olarak adlandırılıyor. Buraya gördüğünüz gibi ben güzel bir akvaryum yaptım. Neden yaptım? Ve nasıl yaptım? Mesela bunu survival'da yapabilir misiniz? Hemen göstereyim size. Gördüğünüz gibi şöyle alalım şunları da. Artık balıkları kovaya alabiliyoruz. 3 çeşit balığı kovaya alabiliyoruz arkadaşlar. Bakın. Pufferfish bucket, salmon bucket ve cod bucket. Ve bunları kovaya alıp istediğimiz gibi geri bırakabiliyoruz gördüğünüz gibi. Şu an night vision'ım var. Suyun içini falan iyi görelim diye night vision kendime verdim. Ve kirpi balıklarına girince arkadaşlar gördünüz mü? Direkt zehir veriyor. 6 ya da 7 saniyelik bir zehir veriyor. Büyük sıkıntı. Ama saldırmıyorlar. Sadece zehir veriyorlar yani. Ki zehir de sıkıntı bir şey yani. Gayet güzel. Bunları da şu şekilde elimize alıyoruz. Kovaya alıyoruz arkadaşlar. Kovanın için su olması lazım arkadaşlar. Kovanın içi boş olmaması lazım. Su olması lazım. Su olan bir kovayla şöyle şunu da göstereyim. F3B yaparsak. Gördüğünüz gibi hitboxları açtım. Vurma kutuları yani. Bakın neredeyse bütün balık, yani şu balığın mesela hepsi ama diğer balıkların kafasına doğru. Yani arkasına vurunca balığın algılamaz. Ama önüne vurunca hep algılıyor. Görüyor musunuz? Vurunca biraz dropluyor. Buna göre işte kovayla Allah bir heh. Kovayla hop sağ tıkladım mı gördünüz mü? Pufferfish'i aldım. Geri bıraktım. Bir su doldurayım kovama. Creative'deyim, dolduramıyorum. Tamam şunları kapatabiliriz. Şöyle birkaç tane alalım. Tamam. Şöyle dolu kovayla sağ tıklarsanız hop. Oba çaldım. Şöyle içeriye girelim. Hop çaldım. Hop çaldım. Gördüğünüz gibi 3 balığı da böyle alabiliyorsunuz ve istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Allah cezanı. Oha burası çöktü. Dışarıda durunca ölüyorlar ama bilmiyorum fark ettiniz mi? Yakında bir su görürse suya gitmeye çalışırlar. Bakın şuna birazcık bakalım. Bu birazdan ölmeye başlayacak. Hemen ölmüyor. Zaten normal balıklar da hemen ölmez. Gördüğünüz gibi çok az sesi geliyor ve damage yemeye başladı. Ve öldü. Ve bir tane raf salmon verdi. Hatta hop ona da bakalım. Şöyle bir tane kılıç alalım. Ne verdiklerine de bakalım. Pufferfish. Klasik. Pufferfish veriyor arkadaşlar. Şunları atarsak. Heh. Gördüğünüz gibi pufferfish veriyor. Pufferfish de biraz değişmiş. Eski sürüme göre. Salmon balı. Hop şöyle kılıçla. Hop. Dediğim gibi biraz önüne doğru vurmanız gerekiyor. Hop. Gördüğünüz gibi salmon verdi ve kod balığı da suya doğru gitme lan artist. Raf kod. Kod balığı veriyor. Gayet hoş. Güzel. Ve geçen güncellemede gelen yosun ve yosunu pişirince yapılan bir şey. Bunu bilmiyorum ne olduğunu. Bu yosun. Bu da yosunu fırında pişirince oluyor. Bunun da craftını eklemişler arkadaşlar. Şöyle. Hop.
Şöyle yapınca gördüğünüz gibi böyle craft edebiliyorsunuz. İsterseniz hop şurada da craft edebilirsiniz istediğiniz gibi. Gayet hoş bir şekilde craft edebiliyorsunuz. Tamam. Daha sonra şöyle şunları bir yukarı atayım. Kılıç gitti mi lan? Oha. Okyanuslara arkadaşlar biyom gelmiş. Bakın şimdi. Buraya geldim. Lukewarm Ocean diyor. Yani Lukewarm İngilizcesini bilmiyorum. Şöyle normal bir okyanusa geçelim. Bakın bu normal bizim bildiğimiz altı grev olan okyanus. Ocean yazıyor zaten burada. Ve biyom okyanusun içinde sadece okyanusun içinde biyom geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın burası full sand ve deep blue ocean oluyor. Daha da efsane bir şey. Yani balıklardan efsane olamaz ama artık suya da maden geldi arkadaşlar. Suyun içinde maden bulabiliyorsunuz. Bakın şuraya giriyorum. Gördünüz mü? Direkt normal madenmiş gibi maden yapıyorsunuz suyun içinde. Şöyle gidelim. Hop. Oha. Oha lan spawner'a da ilk geldim. Allah cezanı versin. Tamam. Neyse. Spawner'a denk geldik. Şansa bak ya. Şöyle çıkalım bir. Böyle madenler var arkadaşlar. Şunu gördünüz mü? Bakın. Şurada demir var. Yalnız yüzdüğümüz için geçemiyoruz ya. Bir kaçar mısın? Gördünüz mü? Şurada demir var mesela. Yani bildiğiniz maden. Sadece suyun altında da maden var artık. Çıkabilir miyim? Aynen. Bu şekilde okyanus biyomlarını da göstermiş oldum. Şöyle gideyim tekrar. Hop şöyle üçü de kapatalım. Light artist. Oha. Time set day. Öyle. Evet. Bu da böyle bir güncellemeydi arkadaşlar. Benim gayet hoşuma giden bir güncellemeydi. Gayet güzel. Balıkların gelmesi efsane ya. Yani şu an bize oyun resmen efsane bir akvaryum yaptırabilecek balıklar sistemler gelecek arkadaşlar. Hani magma bloğunu koyunca yere çekiyor ve öldürmeye başlıyor. Bilmiyorum balıkları suyun içinde öldürebilir mi, canlı götürebilir mi ama güzel sistemler oluşabilir. Balık direkt balık farmı, sadece balık çıkan balık farmları artık yapılabilir yani. Evet arkadaşlar bu arada hop snapshot'ta çektim az önce. Ama bir şey unutmuşum. Balıkları nerede bulabileceğinizi söylemeyi unutmuşum. Balıkları da okyanusta arkadaşlar. Şöyle ben bir F3B'ye basacağım. Çünkü zor gözüküyor yoksa. Bakın şurada bir tane balık var. Gördünüz mü? Şöyle normal okyanusun bazı yerlerinde bulabilirsiniz. Ama okyanusun biyomlarına bağlı yani. Rastgele çıkıyor. Şurada ben bir tane got muydu? Jot balığı buldum işte. Ama bulması biraz zor gibi gözüküyor yani. Bayağı bir aradım da buldum yani. Onu da. Okyanusta normal bir şekilde arayıp bulabiliyorsunuz. Hop şuraya bakalım bir. Bakın şurada da bir tane var. Hop gördünüz mü? Kod balığı. Hop hop. Gel buraya gel buraya gel buraya gel. Böyle bulabiliyorsunuz. Neyse. Tamamdır videoya tekrar geçelim. Neyse benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bu Snapchat'tan tanıttıklarım bu kadar. Çok daha ayrıntılar var ama sonraki Snapchat'larda daha ayrıntılı bir şekilde tam sürüm çıktığında efsane ayrıntılı bir şekilde zaten anlatacağım. Tamam. Bu Snapchat'tan bu kadar arkadaşlar. Başka bir Snapchat'ta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Yeee. Oğlum nereye kırdım lan? Bu arada şunlar bariyerdi ya. Videoda söyleyecektim. Su akar yani yoksa. Burada bariyer var. Abi balıklar efsane ya. Hey, hey dostum, ne haber? Oba, 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 oba